Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın konuğumuz. Kendisi partisinin genel merkezinden sorularımızı yanıtlayacak. Kemal Bey merhaba. Merhabalar Rüşen Bey. Sizin sorulara hazırım. Her şey iyi değil mi? Yaramaz bir şey yok umarım. Yok iyi, iyi, gayet iyiyim, gayet iyiyim. Umarım yan yana yaparız. En son sizinle yaptığımız şey yan yana yapmıştık. Biz de yeni bir yere taşındık. Burada da sizi ilk fırsatta ağırlamak istiyoruz ama malum salgın nedeniyle her şey olduğu gibi biz de büyük ölçüde online olarak yapıyoruz. Efendim bu sizin en son meclis konuşmanız çok büyük bir ilgi yarattı. Siz de farkındasınızdır. Ve size sorulacak çok soru birikti. Onun için şöyle bir şey diyorum. Mümkün olduğu kadar çok soru sormak istiyorum. Hızlı hızlı yaparsak çok güzel olur. Her konudan konuşalım diyorum. Herhalde siz de bunu tercih edersiniz. Çünkü birçok konu var birikmiş. Evet. Türkiye'nin çok sorunu var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Devlet sizi dinliyor mu? Böyle bir iddia dolaşıyor. Dinliyor mu? Bu düşünceye neden varıyorsunuz ve niye böyle bir şey oluyor? Ne diyorsunuz? Gerçekten bu bir olgu mu? Devlete duyduğum saygı dolayısıyla devlet bizi dinliyor demek istemem. Ama bazı çevreler, bazı yerler bizi dinliyorlar tabii. Bunu ben gayet iyi biliyorum. Kaldı ki bunu benim söylememe gerek bile yok. Yani Erdoğan demişti bir ara. Ey Kılıçdaroğlu senin nefes alışını bile biz biliyoruz diye. Nefes alışımızı zaten biliyorlar, dinliyorlar. Bugünkü teknolojik olanaklarla zaten bu da mümkün. Bunu söyledim. Yani Sayın İçişleri Bakanı bu konuda ağır bir ifade kullandı dinleyenler açısından. O da malum bakanken kendisinin haberi olmadan dinlenmişti o da. Böyle bir tablo var Türkiye'de. Şöyle Ruşen Bey, eğer bir ülkede kişilerin can ve mal güvenliği yoksa, kişiler can ve mal güvenliği açısından endişe duyuyorlarsa, telefonların dinlenip dinlenmemesi çok tali bir konu oluyor aslında. Dinleniyor mu? Evet dinleniyor. Bunu herkes biliyor aslında. Bilmeyen hiç kimse yok. Bunu yalanlamanın bir mantığı da yok. Bilinen bir gerçektir Türkiye'de. Hukukun olmadığı yerde, can ve mal güvenliğin olmadığı bir yerde, demokrasinin olmadığı bir yerde rakibinizi dinlersiniz. Rakibinizi dinlersiniz. Neler konuştuğunu, neler yaptığını dinlersiniz. Servis edersiniz. Otoriter rejime, otoriter rejimde ona göre gereğini yapmak için mücadele eder. Ona göre dilini ona göre geliştirir. Yapacağı programları ona göre yapar. Bunlar bilinen gerçekler yani. Peki siz bu konuda artık bir takım kendinize tedbirler alıyorsunuzdur herhalde değil mi? Duyulmasını istediğiniz konuşmalarınız vardır. Duyulmasını istemediğiniz konuşmalarınız vardır. Bu çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinde özellikle çok yaşanan bir olay. Bunu hepimiz değişik dönemlerde yaşadık. Şimdi şöyle hani böyle çok gizli kapaklı işler yaptığımız söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok zaten. Ne düşünüyorsak rahatlıkla söylüyoruz. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda veya sizin sorduğunuz sorular varsa bu çerçevede. Tabii biz sonuçta bir büyük aileyiz ve bu büyük aile içerisinde de oturup zaman zaman dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Kendi politikalarımızı belirliyoruz. Bu çerçevede yol yöntem belirlemeye çalışıyoruz. Bunları da olabildiğince yani kendi içimizde yapıyoruz ama bunların iktidar kanadından önceden öğrenilmesi veya buna yönelik farklı politikaların oluşturulması bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü biz hem davranışlarımızı hem konuşmalarımızı saydam bir şekilde kamuoyu önünde yapıyoruz, dillendiriyoruz. Bugün biliyorsunuz 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve şahsen Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında tabii ki ekonomi ayrı bir mesele ona da geleceğiz ama Türkiye'nin çok ciddi bir insan hakları problemi olduğu, hukuk devleti problemi olduğu kanısındayım. Siz de zaten bunu dile getiriyorsunuz. Evet. En son bir olay oldu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı dün Selahattin Demirtaş hakkında açık açık sözde hakları olabilir ama bunu yargıçlar tahliye etmezler diye bir şey söyledi. Siz Selahattin Demirtaş konusunda değişik meselelerle konuştunuz ama tekrar bunu sormak istiyorum. Şu anda çünkü gerçekten
temel hak ve özgürlükler konusunda en öne çıkan davalardan birisi. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve arkadaşları sadece tek değil biliyorsunuz. Çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili var. Bu konuda görüşünüz nedir? Ruşen Bey, eğer bir kişi ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye Yüksek Seçim Kurulu'na başvurur. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimler, yani Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gelen hakimler, evet sen Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin diye karar verirlerse, bu kişi içeride tutulursa, hapiste tutulursa, bu ülkede demokrasiden söz edilir mi? İnsan haklarından söz edilir mi? Akıl var, mantık var. Yine bizim ceza kanununda tutukluk esas değildir. Yani esas olan insanların tutuksuz yargılanmalarıdır diye açık bir hüküm olmasına rağmen 3,5 yıl bir insan iddianame hazırlanmadan 3,5 yıl hapiste tutuluyorsa siz o ülkede demokrasi vardır, hukuk vardır, hukukun üstünlüğü vardır diye düşünebilir misiniz? Eğer bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararını alttaki bir mahkeme, kim oluyor bu Anayasa Mahkemesi? Ben onun kararına uymam, onun kararı beni bağlamaz diye karar alıp ve bunu da karar metninde bir anlamda geçiriyorsa o ülkede hukukun üstünlüğünden, demokrasiden söz edilir mi? Erdoğan dün konuşuyor. Efendim işte kimse talimat veremez, yargı bağımsızdır, anayasanın 138. maddesi vesaire falan. Arkasından kurduğu cümleni tehdit ediyor. Onu kim serbest bırakırsa gösteririm ben ona diye. Bunu yapıyor. Bu ne demektir? Yargıçlara gözdağı veriyor. Kimin aracılığıyla gözdağı veriyor? Hakimler Savcılar Kurulu aracılığıyla. Bakın Ruşen Bey, mahkemelerde büyük bir çürüme var. Mahkemelerde. Adalet Bakanlığı'nda büyük bir çürüme var. Türkiye'de adaletin olduğunu kimse kabul etmiyor. Yargıtay Başkanı dahi adaleti olan güvenin %30'larda olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Hadi ben söylesem bir politikacı söyledi derler. Ama Yargıtay Başkanı eğer bunu ifade ediyorsa iktidarın şapkasını çıkarıp önüne koyması lazım. Ya bu ülke nasıl oldu da 18 yılda bu hale geldi diye. Peki bunun üzerinde duruyorlar mı? Durmuyorlar. Lafa gelince yargı bağımsız. Yargı bağımsızsa kardeşim senin avukatın, Erdoğan'ın avukatı neler yapıyor ya bu ülkede? Neler yapıyor? FETÖ'den bakın MASAK raporu olmasına rağmen, MİT raporu olmasına rağmen, çatı iddianamesinde adı geçmesine rağmen, üniversitesinin adı geçmesine rağmen ya kimse korkudan dava açamadı ya. Avukatı kimdi? Erdoğan'ın avukatlarıydı. Bunlar aynı zamanda hakimleri de kendi bulundukları mekana çağırıp onlara talimat veren, kararı bir yazmadan önce ben bir göreyim, yani ilan etmeden, açıklamadan önce ben bir göreyim diyebilecek cesarete sahip insanlar. Ne diyeceksiniz Allah aşkına ya? Erdoğan hayal dünyasında yaşıyor. Tek adam rejimi diyoruz. Gerçekten tek adam rejimi. Hangi yargıç bağımsız karar veriyor? Gözünü dikmiş yukarıya. Acaba yukarıdan talimat gelirse nasıl yapacağım? Buradaki garip nokta şu Ruşen Bey. Garip nokta doğru karar veren veya hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıcın cezalandırılması, saraydan gelen talimat çerçevesinde karar veren hakimin ise ödüllendirilmesi. Asıl garip olan bu. Aldılar bunu, ne yaptılar? Yargıtay'a üye yaptılar. İntihal, kendi iddianamesine, İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı intihal yapıyor, iddianamede yapıyor. Bu intihal açıkça var, intihal suç mu suç? Siz bu kişiyi getirdiniz, Yargıtay'a üye yaptınız. Yargıtay'a üye yaptınız bunu. Peki burada bir başka önemli dava, siz bir takım vesilelerle dile getirdiniz ve Cumhurbaşkanı da her vesileyle dile getiriyor. Osman Kavala olayı var. Evet. Osman Kavala da bir tür aynı bu Türkiye'deki hukuk devletinin bir nirengi noktalarından birisi oldu. Her seferinde Osman Kavala'nın yakınları onun çıkacağını bekliyorlar. Hep böyle bir beklenti var. Siz Osman Kavala'nın tahliye olmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz bugünün Türkiye'sinde? Hukuk olsa tahliye olması lazım. Hukuk olmadığı için
Erdoğan isteği üzerine içeride kalıyor. Anayasa Mahkemesi kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Düşünün, tahliye ettiler. Yani beraat etti, tahliye ettiler. Eşyalarını topladı, dışarı çıkacak. Aynı dosyadan tekrar bir dava açtılar. Tekrar iddianame, tekrar tutuklama kararı, içeride kaldı. Ama papazı öyle yapmadılar. Brunson'ı. Trump'ın bir telefonu üzerine derhal tahliye ettiler. Uçağını hazırladılar. Havaalanına kadar gönderdiler. Amerika'ya da gönderdiler. Bu mudur Allah aşkına yargı bağımsızlığı? Eğer bir kişinin talimatı, hadi Erdoğan'ın talimatını anladım da, ya yabancı bir ülkedeki başkanın talimatıyla eğer siz hakimi bırakıyorsanız, onlar Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını biliyorlardı. Bundan daha iyi bir kanıt olamaz zaten. Ben Erdoğan'a talimat verirsem Erdoğan derhal onu bırakır diyor. Niçin? Türkiye'de yargı Erdoğan'ın taleplerini yerine getiren bir kurum haline dönüştü. O da görüyor. Onlar bizi bizden daha iyi biliyorlar. Aynı şekilde Merkel başka bir kişi tahliye edildi. Tahliye edilirken Ruşen Bey, tahliye edilirken bir başka mahkemenin tutuklama kararı da kendisine tebliğ edildi. Havaalanına götürüldü, uçağa bindirildi ve Almanya'ya gönderildi. Bu mudur yargı bağımsızlığı? Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Bu ülkede yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olmadığı içindir ki hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bu burada kadar açık, sizin bu kadar adalet adalet yürüyüşünüz çok büyük bir etki yaratmıştı biliyorsunuz. Orada Enis Berberoğlu üzerinden bir vesile o olmuştu. Bayağı bir etki yaratmıştı. Ondan sonra hani çok klasik şeyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu yürüyüşten sonra gibi bir hava vardı. Ama sonra birazcık yine tekrar sakinleşti ortam diyelim. Sizin en son bütçe konuşmanızda yeni bir adalet yürüyüşü havası yakalayanlar oldu. Bu bütçe konuşmasını siz belli ki çok uzun sürede hazırlanmışsınız. Ama burada sanki Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu söylem değişikliğine gidiyor gibi bir intiba var. Doğru mudur? Ruşen Bey, söylem değişikliği yok aslında yani. Öteden beri söylediklerimizi orada da söyledik. Bütçe konuşmasında, bütçe üzerinde konuşmadım. AK Partili milletvekillerinin vicdanına seslendi. Ya siz kalkıyorsunuz, bütün bu hukuksuzluklar varken el kaldırıyorsunuz. Aklını kiraya veren bir insanın, aklını kullanmayan bir insanın parlamentoda olmaması lazım. Eğer vicdani olarak siz el kaldırmamanız gerekirken el kaldırıyorsanız oturup kendinizi bir sorgulamanız gerekiyor. Onların vicdanına, onların adalet duygusuna seslenmeye çalıştım. Kızanlar oldu, evet kızıyorlar. Çünkü onlar da aslında vicdan azabı çekiyorlar. Söylediklerimin tamamı doğru mu? Tamamı doğru. %100 doğru. Bakın o Beşiktaş saldırısında demiştim. Şu kadar bir şehidin ailesine şu kadar para bağladınız diye, verdiniz diye itiraz ettiler. Malatya milletvekili. Eğer bu rakamı dedim ben kanıtlarsam sen ayrılacak mısın? Ondan cevap bekliyorum. Burada... O milletvekili kanıtladık. Kanıtladık onu. Bakın kanıtladık. Şimdi aldığı aylık da 190 lira olmuş. Tabii arada geçen zamlar da var. 190 lira olmuş. Bakın Ruşen Bey, bizim söylediklerimize güvenmiyorlar. Erdoğan'ın söylediklerine güveniyorlar. Oysa biz belgeli konuşuyoruz, dökümanlı konuşuyoruz. Ve bu rakamlar doğru mudur, değil midir diye önce biz araştırıyoruz zaten. Şimdi o milletvekili ne sormak isterim? Rakamı gördüm. Şehit olan, çocuğu şehit olan bir babaya bağlanan aylık 190 lira. Hadi 200 lira olsun. Ya milletvekili olarak senin vicdanın buna evet diyor mu ya? Üstelik 52 milyon lira para toplanmış. 52 milyon. 40'ı polis, 47 kişi şehit. 52 milyon. Nerede bu paralar? Niye vermiyorlar? Ya hortumculuğun bu boyutunu ben hiç görmemiştim. Bakın samimi söylüyorum. Yani soygunun bu boyutu, yani bütün vicdani duygularımızın çok ötesinde bir olay. Ya şehitler için vatandaş para topluyor.
bunları verin ailelere diye. Siz alıp bu paraya el koyuyorsunuz. Devlet olarak el koyuyorsunuz. Burada Kemal Bey şunu söyleyeyim. Özellikle sizin bütçe konuşmanızda AKP sıralarına yönelik olarak söyledikleriniz çok fazla dikkat çekti. Özel olarak onları bir şekilde kayırdınız diyelim ya da kayırmak istediniz ve çağrı yaptınız. Bu hani orada iktidar saflarında gedik açma stratejisi ya da taktiği olarak yorumlandı ki bir şey bilerek mi yapıyorsunuz? Yani bunu yanlış ifade ettim. Yani hakikaten bu iktidar saflarında bir rahatsızlık mı var? Yeni partilere yönelik bir ilgi mi var? Siz buralardan bir katalizör olmak mı istiyorsunuz yoksa öylesine söylenmiş sözler mi? Yani özel olarak bir nokta atışı mı yaptınız? Onu sormak istiyorum. Ruşen Bey, eğer bizi millet seçtiyse biz milletin sorunlarına tercüman olmak zorundayız. İktidar partisi milletvekillerini de millet seçmişse şayet milletin sorunlarını görüp çözüm üretmeleri gerekir ve bunun için mücadele etmeleri gerekir. Sorunlar giderek derinleşiyor. Vatandaşın tenceresi kaynamıyorsa, çöp konteynerlarından on binlerce kişi beslenmeye çalışıyorsa, pazar artıklarından anneler gidip acaba çocuklarıma buradan bir şeyler bulabilirim diye arayış içine giriyorlarsa ve bunu iktidar partisinin milletvekilleri gördüğü halde ses çıkarmıyorlarsa benim onların vicdanlarına seslenmem zorunlu oldu. Onlar her yerde, her ortamda fakirlikten söz ettiler, yoksulluktan söz ettiler, bunları bitireceğiz dediler. 18 yıl ama sadece bu lafları edenler zenginleşti. Saray, çevresi, arpalıklar, her şeyiyle devletin bütün kaynaklarını bunlar sömürdüler. Yandaşlarıyla beraber. Fakirleşen kim oldu? Halk oldu. Peki onların derdine bir çözüm üretildi mi, çözüm üretilmedi mi? Ben AK Parti milletvekillerinin uyanmasını istedim. Bu tablodan onların içinde rahatsız olan çok sayıda milletvekili var. Ben bunu biliyorum. Bakın orada da söyledim. Sizin içinizde son derece değerli, birikimli insanlar var. Ya büyükelçi yapacaksanız bunları yapın. Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu ya? Ya bir yüz karası olaydır. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir bu. Bu ilk dolayısıyla da hepimizin utanç duyması lazım. Bayrağı taşıyan, rüşvet alan bir adam. Ya bu ülkede namuslu adam mı kalmadı? Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni namusuyla temsil edecek adam mı kalmadı ya? Şimdi bunu söylediğim zaman onlara tabii söyleyeceğim. Kime söyleyeceğim bunu? Onlar el kaldırıyorlar, destek veriyorlar. Onlar burada, yapılan her şey doğrudur diyorlar. Burada sanki şöyle bir husus var. Hani çok eski tabirdir. Devri sabık meselesi. Siz şimdi iktidarın değişeceğini söylüyorsunuz. İlk seçimde gideceğini söylüyorsunuz. Ve sonuçta bu iktidarı da birçok şeyle suçluyorsunuz. Yolsuzluklar başta olmak üzere. Burada bir tür AKP'nin bütün milletvekilleri vesaire bu dönemin sorumlusu mu oluyor? Yoksa burada nasıl bir perspektifiniz var? Yani burada insanlara bir tür davet mi yapıyorsunuz? Yani iktidar değişmesi sonrası için. İktidar bakın Ruşen Bey, ben kinle, intikamla hareket eden bir insan değilim. Devlet yönetiminde kin olmaz, intikam olmaz. Devletin yönetiminde adalet olur, hukuk olur. Hukuk içinde bir şey yapacaksanız, hukuk içinde yapacaksınız. Eğer siz kinle yola çıkarsanız, öfkeyle yola çıkarsanız, intikam duygusuyla yola çıkarsanız bunlardan bir farkınız kalmaz. Bizim bunlardan temel olan farkımız ne? Temel farkımız yok. Biz kin gütmeyiz. Yunus'un kültürüdür aslında bu. İntikam duygusu bizde yoktur. Neden intikam alacaksınız? Ama bir adaletsizlik varsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmişse bunu araştırmak da bizim görevimizdir. AK Parti iktidar olduğunda 2002'de 2003'te yolsuzluk komisyonunu kurmadı mı? Kurdu. O komisyonda ben de milletvekili olarak görevliydim. O komisyonda AK Parti milletvekilleri de vardı. Biz beraber çalıştık yolsuzlukları ortaya çıkarmak için.
Orada beraber çalışırken intikam almak için mi? Hayır, intikam için değil. Varsa bir şey tamam. Eğer bir şey yoksa araştırılır. Mesele bitti. Dolayısıyla dosya da kapanır. İntikam duygusuyla hareket ettiğiniz andan itibaren devlet dediğiniz kurumu yıpratırsınız. Adalet dediğiniz kurumu da yok edersiniz. Biz bundan kesinlikle ama kesinlikle bundan böyle bir düşüncemiz yok. Biz bu düşünceden asla hareket etmiyoruz. Bizim için adalet, bizim için hukuk, bizim için insan hakları, bizim için can ve mal güvenliği, bizim için insana saygı, bizim için devletin saygın olması, bizim için devletin elinde sopa olan bir baba değil, herkesi kucaklayan bir anne olması lazım. Bizim Kemal Bey, devlet ve biz böyle. Şimdi size hep sorulan, son günlerde sorulan soruyu bir de ben sorayım. Bekliyorsunuz herhalde. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Evet. Şimdi bakın, Ruşen Bey, bana göre sorulması gereken soru şu, yani geniş kitlelere de sorulması gereken soru şu: halk nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor? Nasıl bir cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı tek adam mı olsun? Her şeye o mu karar versin? Cumhurbaşkanı mal varlığından ötürü biraz mahcup, biraz kırılgan, kendisine yönelik suçlamaları geçiştiren birisi mi olsun? Cumhurbaşkanı yargıya müdahale mi etsin? Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun, tarafsız mı olsun? Cumhurbaşkanı ailesiyle beraber mütevazi bir hayat yaşayıp topluma örnek mi olsun, yoksa toplumdan kopup saraylarda mı yaşasın? Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Cumhurbaşkanı önce bunun üzerinde bir karar vermemiz lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olacaksa, Cumhurbaşkanı topluma örnek olacaksa, Cumhurbaşkanı kinle, öfkeyle hareket etmeyecekse, Cumhurbaşkanı toplumun her kesimini kucaklayacaksa, Cumhurbaşkanı hiç kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından, efendim inancından ötürü bir toplumu sorgulamayacaksa, kişileri sorgulamayacaksa veya sorgulayacaksa nasıl cumhurbaşkanı olacak? Biz önce bunu bir öğrenmek zorundayız. Bunu bir araştırmak zorundayız. Benim düşüncem şu. Soruyorlar, siz de sordunuz. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız diye. Bakın, tek adam rejiminde hiçbir tartışma yok. Niçin? Herkes bir kişiyi gösteriyor. Tek adamı gösteriyor. Bizim adayımız odur diye elinde sopa var diyor. Bizi de besliyor. Dünyanın parasını aktarıyor bize. Yandaşlarımızı aktarıyor. Mal varlıklarımız giderek büyüyor. Yurt içinde yurt dışında mallar edinmeye başladık. İmkanlarımız çok fazla. Memleket bassa bile umrumuzda değil. Zaten dünyalıklarımızı yaptık. Dolayısıyla bizim cumhurbaşkanı adayımız belli. Elinde sopası var. Kim kafasını kaldırıyorsa vuruyor. Bizim cumhurbaşkanı adayımız o. Peki biz ne diyoruz? Biz bir ittifakız. Millet ittifak. Biz demokrasiye bakıyoruz. Biz cumhurbaşkanı olayını kişiselleştirmiyoruz. Ali mi cumhurbaşkanı oldu, Veli mi cumhurbaşkanı oldu? Bu önemli değil. Önce cumhurbaşkanı nasıl olacak? Yetkileri ne olacak bu cumhurbaşkanının? Bu yetkilerin üzerinde durmamız lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız ve devletin sigortası mı olacak? Yoksa sigortasız bir devlet öyle bir yapı mı olacak? Biz cumhurbaşkanını, devletin sigortası en tepede, siyasi partiler arasında ihtilaf çıktığı zaman, tartışma çıktığı zaman onları davet eden, onları sükunete davet eden, onları uzlaştıran, ülkenin çıkarlarını onlara söyleyen, bir anlamda devletin sigortası olan bir kişi olsun istiyoruz. Şimdi Millet İttifakımız var, doğru. Biz Millet İttifakı olarak konuşmadan, şimdi her parti tek aday mı gösterecek, yoksa her bir parti ayrı ayrı aday mı gösterecek? Cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde Cumhurbaşkanı'nın fonksiyonu ağırlığı ne kadar olacak? Başbakanın yürütme organı ağırlığı ne olacak? Bütün bunlar ortaya çıkmadan kısır bir tartışmanın içine Türkiye çekilmek isteniyor. Burada anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Sizi kışkırtmak istiyorlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz istedi sizin aday olmanızı. Baştan noktayı koymanızı istiyorlar ve oradan iki kişinin şimdiden ne zaman yapılacağı belli olmayan şeye girmesini istiyorlar. Ben böyle görüyorum. Katılır mısınız? Onlar tek adam rejiminin devamını istiyorlar. İki taraf da tek adam rejimini savunacak ve çarpışacak iki taraf. Bunu istiyorlar.
Biz tek adam rejimi istemiyoruz. Bugün Abdülkadir Selvi yine bir şey yazmış, sizin partinize atfen demiş ki CHP'nin adayı yine Abdullah Gül demiş. Onlar bakın neye dayanarak bunları söylüyorlar doğrusunu isterseniz ben bilmiyorum. Ama köşe yazarlarının hayal aleminde gezmemeleri lazım. Köşe yazarlarının oturup araştırma yapmaları lazım. Konuşmaları lazım. Belli çevrelerle, belli kişilerle konuşmaları lazım. Abdülkadir Selvi de telefon açıp sorabilirdi bana. Ya şunu yazma, bunu yaz falan diyebilirdik yani. Böyle bir şey konuştuk mu? Hayır konuşmadık. Peki benim adıma Abdülkadir Selvi niye konuşuyor? Benim adıma niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdülkadir Selvi'ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. Bunları köşenizde yazacaksınız diyorlar. Onlar da emredersiniz deyip yazıyorlar. Dolayısıyla bakın bir devlette hukuk sistemi, adalet sisteminde yozlaşma olunca, bozulma olunca bu bozulmanın doğal olarak medyaya da yansıdığını görüyoruz zaten. Niye havuz medyası diyoruz? Havuz medyası. Günün 24 saati sarayı öve öve bitiremiyorlar. Ama televizyonları izlenmiyor. Ama gazeteleri okunmuyor. Dolayısıyla onların tek ilgi alanı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bu ilgiden memnunuz aslında. Bizi sürekli yazmalarından da memnunuz. Ne azarlarsa yazsınlar. Peki. Ama bir gerçek var. Ama bir gerçek var Ruşen Bey. Biz Millet İttifakı olarak bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmekte kararlıyız. Getireceğiz yani. Burada Millet İttifakı vurgusunu çok sık yapıyorsunuz ama şu anda Millet İttifakı'nın kimlerden oluştuğu biraz muğlak. Yani İyi Parti var, CHP var, Saadet Partisi son yerel seçimde kendi adaylarıyla girdiği için ne olduğunu bilmiyoruz. HDP var mı yok mu o da belli değil. 31 Mart'ta desteklediler. Yeni partiler, Gelecek ve Deva Partileri bunun parçası olacak mı? Nasıl bir Millet İttifakı'ndan bahsediyorsunuz? Ruşen Bey, Millet İttifakı malum milletvekili seçimleri öncesi oluşturulan bir ittifaktı. Dört aktörü vardı. Demokrat Parti vardı, Saadet Partisi vardı, İyi Parti vardı, biz vardık zaten. Yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimler tamamen farklı bir atmosferde yapıldı. Çünkü milletvekili seçimleri gibi belli kuralları, yasal kuralları olan bir seçim değildi. Orada tamamen bir dayanışma kültürünün getirdiği bir uygulamaydı. Kendiliğinden oluşan, halkın desteğiyle kendiliğinden oluşan bir ittifaktı o ittifak. Şimdi önümüzde tekrar milletvekili seçimleri olduğu zaman yine elbette oturulup konuşulacaktır. Yeni kurulan partiler var. Burada önemli olan şu Ruşen Bey, önümüzdeki seçimler partilerin seçimleri değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, efendim Saadet Partisi'nin seçimi değildir. Önümüzdeki seçimler demokrasi isteyenlerle tek adam rejimi, otoriter rejimi isteyenler arasındaki seçimdir. Olaylara da böyle bakmamız lazım. Efendim CHP'nin oyları şöyle oldu, AK Parti'nin oyları şöyle oldu. Bunların tamamı hikayedir. Özü nedir? Demokrasi isteyenler, güçlendirilmiş parlamenter rejimi isteyenler bir tarafta, hayır parlamenter sistemi istemiyorum, demokrasiyi de istemiyorum, ben tek adam rejimi istiyorum, elinde sopası olan bir adam olsun, arada bir benim kafama vursun ve ben de durayım. Önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlarla demokrasiye karşı olanlar arasındaki seçimdir. Olaya böyle bakmamız lazım. Biz önümüzdeki seçimlerin demokrasiye taraf olanların ve demokrasiye karşı olanların seçimi olarak bakıyoruz ve demokrasiye taraf olanların bir arada olmalarını istiyoruz. Bunun en temel özelliği de şu ya da görünen yüzü şu Ruşen Bey, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bakın hangi partiler istiyorsa güçlendirilmiş parlamenter sistemi, bunlar eğer bir seçim kararı alınırsa, bir seçim atmosferi süreci yaşanırsa bunlar herhalde oturup bir konuşacaklardır. Yani ben de güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyorum. Diyelim ki bizim daha önce Millet İttifakı içinde yer almayan ama bugün
kuruluş, daha doğrusu seçimlere girme için seçimler yapan yerelde veya kurultay yapan ya da kongrelerini yapan partiler var. Onlarla da oturulup konuşulur. Yani güçlendirilmiş demokratik sistemi, parlamenter sistemi istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman gelin arkadaşlar, işbirliği yapalım. Burada şöyle bir sorun yok mu? Bu söylediğiniz tamam, demokrasi isteme temelinde bir birlik diyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihiyle belli bir parti. İyi Parti, evet, MHP'den kopmuş, tabii bir takım değişiklikler yaşadı ama bir başka parti. Saadet Partisi zaten Milli Görüş Hareketi. Evet. Deva ve Gelecek Partileri ne kadar değişseler de AK Parti'den kopmuş partiler. HDP ayrı bir oluşum. Bütün bunları bu söylediğiniz şey etrafında birlikte hareket etmeye hareket etmesini sağlamak, hele bir de iktidarın bu birliği bozma çabalarını da biliyoruz değişik vesilelerle. Evet. Bu başlı başına çok zor bir şey değil mi? Yani bir de tabii şöyle de bir husus var. Diyelim ki tamam, anlaşıldı, belli bir başarı elde edildi. Peki sonra ne olacak? Yani bu ittifak daha sonra Türkiye'nin diyelim ki yeniden inşasını nasıl yapabilecek? Bu birbirine yapacağız, yapacağız Ruşen Bey, yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bakın, bu söyle, siz de ifade ettiniz. Birden fazla parti var. Her parti ayrı, tüzel kişilikleri ayrı, programları ayrı, dünyaya bakışları ayrı. Ama ortaklaştığımız noktalar var. Demokrasi gibi, insan hakları gibi, yargının bağımsızlığı gibi, medya özgürlüğü gibi, düşünceyi ifade özgürlüğü gibi, efendim dünyayla barışmak gibi, insanımızla barışmak gibi, devletin elinde sopa olan bir organ halinden çıkarılıp devletin vatandaşına hizmet eder noktaya gelmesi gibi temel noktalarda buluşacağız. Bu temel noktaları kim, nerede belirleyecek? Anayasada belirleyeceğiz. Anayasada yapacağız bizi, bütün bunların hepsini. Ve bununla ilgili de doğal olarak bir takvim olması lazım. Siz milletin önüne çıkarken ben bunları yapıyorum, hiçbir şey yok ama sadece söylem. Sadece söylemde kalmayacağız. Oturacağız, konuşacağız. Kadrolarımız var. Bakın geçenlerde Sayın Davutoğlu geldi ekibiyle beraber. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili gerçekten son derece güzel bir çalışma getirdi. Çalışmadan biz de yararlanıyoruz. Bizim de şu anda kadrolarımız güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışıyorlar. Diğer partiler de çalışıyorlar. Dolayısıyla ortak noktaları bulduğumuz zaman biz önce bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Demokrasiden sonra tam yerleşir demokrasi, vatandaşın talepleri demokratik ortam içinde dillendirilir. Sonra her parti çıkar. Bir seçim olur, A Partisi gelir Türkiye'yi yönetir, bir seçim olur, B Partisi gelir Türkiye'yi yönetir. Yani demokratik standartlardan, insan haklarından, medya özgürlüğünden ödün vermeksizin her siyasi parti gelir Türkiye'yi yönetir. Yani neden biz illa bir otoriter rejim istiyoruz? Neden illa başımızda bir adam olsun da sürekli bizi dövsün? Neden bunu istiyoruz? Ve neden o başımızdaki adam sürekli zenginleşir de ben sürekli fakirleşirim? Neden ben bunu isteyeyim? Neden isteyeyim? Vatandaş bunu istemiyor artık. AK Partili de bu gerçeği gördüm. Emin olun, bütçe görüşmelerinde yaptığım konuşmada en çok takdiri geçen seçimlerde AK Parti oy veren vatandaşlardan aldım. Çünkü hayatı görüyor, hayatı biliyor, hayatı yaşıyor. Tamam, kendilerine çok şey vaat edildi ama ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çocuğu işsiz, kendisi işsiz, anne işsiz, baba işsiz. Burada çözüm demişken geçen konuşmanızda en çok dikkat çeken hususlardan birisi kamulaştırma çıkışı oldu. O beş büyük şirket üzerinden yaptığınız şey çok büyük, evet, bir ilgi gördü. Tabii farklı görüşler var, TÜSİAD'ın vesaire, ama onun dışında, bunun da ötesinde, bu tabii çok hem sembolik anlamı yüksek hem de aynı zamanda meblağ olarak da yüksek bir olaydan bahsediyoruz. Bunun dışında neyi ne zaman yapacağınız, iktidara geldikten sonra bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı, ya da illaki vardır ama en çok dikkat çeken bu kamulaştırma çıkışınız gibi hususlar var mı? Ruşen Bey, ben eski maliyeciyim. Dolayısıyla uzun yıllar vergi denetimi yaptım. Maliye Bakanlığı'nda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda uzun yıllar çalıştım. Dolayısıyla
para nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır, kuralları nedir, bunu en iyi bilen insanlardan birisiyim. Bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Mütevaziyim ama bu konuda hiç mütevazi değilim. Bu konuları en iyi bilen Türkiye'deki ender kişilerden birisiyim. Bu benim çünkü 27,5 yılımı verdiğim bir olay. Şimdi kamulaştıracağız ama nasıl? Dediğim gibi bakın, kin duygusu, intikam duygusu, onları mahvedeceğiz. Hayır, öyle bir şey yok. Önce bunu kaça yaptın kardeşim? Bu kalemi kaça yaptın? Oturacağım, hesaplarına bakacağım. Şişirmeler var mı? Yani 1 liralık iş 5 liraya yazılmış mı, yazılmamış mı? Bunlara bakacaksın. Bunu gören, bilen devlette kadrolar var mı? Var. Yetkin insanlar var mı? Var. Bakacağız. Kaç lira kardeşim bu kalem? 5 lira. Güzel. Sana %25, %20 bu iş için normal kar neti, karını da vereceğim. Kardeşim al paranı, güle güle. Bundan sonra artık bunu devlet çalıştıracak. Devlet hastanelerini devlet çalıştırmıyor mu? Üniversite hastanelerini devlet çalıştırmıyor mu? Şehir hastaneleri ne hastanesi? Devlet hastanesi mi? Hayır. Üniversite hastanesi mi? Hayır. Özel hastane mi? Hayır. Peki ne hastanesi bunlar? Bunlar şirket hastaneleri. Şirket hastaneleri. Adana Şehir Hastanesi diyoruz. Şirket hastanesi dememek için. Garanti vermiş miyiz? Vermişiz. Torunlarımızı borçlandırıyor muyuz? Torunlarımızı borçlandırıyoruz. Ya bu kadar büyük bir yükten Türkiye'yi kurtarmak kimin işine gelir? 83 milyonun işine gelir. Sanayicinin de işine gelir. Niçin? Çünkü ben bütçedeki kayra yatırıma ayıracağımı onlara veriyorum. Oysa yatırıma ayırmalıyım ben bunu. Teşviğe ayırmalıyım ben bu kaynağı. Dolayısıyla sanayici de bu gerçeği bilmeli. Evet demeli. Buradan kamu kaynakları, yani sanayiciden aldığım vergi ölü bir yatırıma yıllar yılı vereceğim. Bir kişiye yıllar yılı vereceğim. Niye vereyim ya? Ben o parayı alıp yatırım yaparım. Yatırayım, yaptırırım. Sanayiciye teşvik veririm. Doğu Güneydoğu'da yatırım yaparız. Karadeniz'de yatırım yaparız. Orta Anadolu'da yatırım yaparız. İstihdam yaratırız. Bakın benim Ruşen Bey bütçede söylediğim bir cümle vardı. Onun üzerinde çok fazla durulmadı. Aslında önemli olan cümle şuydu. Bir iktidarın ekonomideki başarısı yarattığı istihdamla ölçülür. Eğer siz ben büyüyorum ama işsizlik artıyor, o zaman bu büyüme ülke için değil, belli grupların büyümesi demektir. Belli kişilerin büyümesi demektir. Belli sermaye odaklarının büyümesi demektir. Ülke büyümüyor. Efendim ülkede büyüme var. %7 büyüdük ama işsizlik %10 arttı. %12 arttı. Nasıl oluyor bu? Ekonomi politikalarının başarısı yarattığı istihdamla ölçülür. Almanya'ya bakın. Almanya yurt dışından işçi alıyor. Demek ki ekonomi politikaları istihdam yaratıyor. Fransa işçi alıyor. Demek ki ekonomi politikaları istihdam yaratıyor. İngiltere aynı şekilde. Bütün Avrupa'ya bakın, Japonya'ya bakın, Amerika'ya bakın, Kanada'ya bakın. Yani planlı bir ekonomiyle istihdam yaratıyorsunuz, ekonomiyi sürekli büyütüyorsunuz, kişi başına gelir sürekli artıyor. Dolayısıyla siz başarılısınız o zaman. Kemal Türkiye'de Bey, böyle başarı yok. Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı. Ne diyorsunuz? Olabilir yani. Parti kurmanın kuralları vardır. Gider İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi verirsiniz, partinizi kurarsınız. CHP'den de çok ilgili kişilerin olduğunu söyledi. Yani olabilir. Kurduktan sonra görürüz ayrıntıları. Bir diğer parti de biliyorsunuz Mustafa Sarıgül'den. Bu da bir dönem partinizin adayıydı. Daha sonra başka partiden aday oldu. Yani sonuçta sizin mahallenizden iki tane yeni parti çıkıyor sanki. Olabilir. İki de çıkar, üç de çıkar. Yani olabilir. Hiçbir şey söylemiyor musunuz? Özel bir karşıtlığımız yok. Yani bir insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde mutlu değilse, izlediği politikaları benimsemiyorsa, ben ayrılıp ayrı parti kurabilirim diyebilir. Zaten bugün de, geçmişte de birçok sayıda eski Muharrem İnce son insanlar var. Son Cumhurbaşkanı adayınızdı. Yani onun için öyle bir hani Mustafa Sarıgül uzun süredir kopmuş birisi ama en son seçime Muharrem İnce ile girmiştiniz. Evet. Olabilir yani, parti olabilir. Bizim size, bu konuda söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Tamam, o zaman size başka bir ismi sorayım. Fahrettin Koca hakkında ne düşünüyorsunuz? Sağlık Bakanı.
Şöyle baştan hatalar yapıldı. Baştan. Neydi hata? Hata şuydu. Bilim kurulu var mıydı? Vardı. Fahrettin Koca açıklama yapacağını, açıklamayı bilim kurulu sözcüsü yapmalıydı. Pandemi bir sağlık olayı mı? Evet, sağlık olayı. Pandemi bir siyasi olay mı? Salgını önleme konusu siyasi bir olaydır. Salgını önleme. Tedavi etme sağlık olayıdır. Siyasi olay değildir. Yani hastaneye yatarsınız, doktor sizi tedavi eder. Ama salgını önlemek tamamen siyasi bir olaydır. Siyasi olayın, yani siyasi otoritenin başarısı da salgını ne kadar kısıtlarsa, salgının yayılmasını ne kadar önlerse, engellerse o kadar başarılı olur. Siyasi iktidar başlangıçta sağlıklı bir strateji belirleyemedi. Sağlık Bakanı şu cümleyle başlarsa, efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile böyle başladığınız andan itibaren siz artık topluma doğruları söylemiyorsunuz noktasına gelmişsiniz anlamı çıkar. Neden? Ya, sağlık konusunda bilgi alacağın yer bilim kurulu. Hadi bilim kurulunun önerileriyle dese ben bunu anlarım. Erdoğan'ın sağlık konusunda hangi deneyimi var? Hangi bilgisi var? Hangi eğitimi var? Bu cümleyle başlayan bakanlar, bütün bakanlar bu cümleyle başlıyorlar. Bu cümleyle başlayan bakanlar gerçek anlamda bakan değil. Yani bir anlamda Erdoğan'ın memurları. Onlar Erdoğan'dan alınan talimatın gereğini yerine getiriyorlar. Bu açıdan ben hani Sağlık Bakanı'na yönelik olarak özel bir şey söylemek istemem. Ama şunu isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer dünyada saygın bir devlet konumunu sürdürecekse bu devletin yalan söylememesi lazım. Bilgileri doğru paylaşması lazım. Kamuoyuna doğru bilgi vermesi lazım. Doğru bilgi verdiğiniz zaman Türkiye'nin saygınlığı bütün dünyada kabul edilir. Ama insanlar ölmüş, defnediyorsunuz. Efendim koronadan şu kadar, salgından da şu kadar insan öldü. Hangi salgın? Kolera mı var? Veba mı var? Nedir bu salgının adı? Gizliyorsunuz. Ahlaki değil, doğru değil. Peki sizin partiniz hakkında özellikle iktidara yakın medyada son günlerde giderek artan bir taciz iddiaları ve bir tür kampanya var. Bu konuda siz şu ana kadar herhangi bir şey söylemediniz diye biliyorum. Nedir bu olayın aslı? Gereği yapılıyor. Bölgenin savcısı yok mu? Yani bir olay var mı? Bir iddiaların yani, doğruluğu var mıdır? Eğer tutuklandı zaten biz hemen partiden ihraç ettik. Yani bir olay çıkar ve bu olay bizim partinin ilkeleriyle çelişirse o kişiyi partiden ayırırız, partiden atarız. Yani bu sadece bir taciz olayında değil. Diyelim ki başka bir olay. Menemen'de yaşandı. Belediye başkanımızı ne yaptık? Hemen disipline verdik. Dolayısıyla biz temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz. Gereği neyse anında yaparız. Yapıldı mı yapıldı. Gereği yapıldı. Bizim içimizden bir kişi çıkıp yönetici konumda olan, bakan konumunda olan bir kişi çıkıp bir taciz olayı dolayısıyla bir seferden bir şey olmaz demedi. Şimdi ben Sabah gazetesine sormak isterim. Manşette sürekli taşıyor bunu. Neden bu konuda sessiz kaldın? Neden? Ve Sabah gazetesinin bütün yazarlarına da seslenmek isterim. Gerçekten de bir şey, bir seferlik bir taciz olursa bir şey olmaz mı? Siz aynı görüşte misiniz? Biz hangi konu olursa olsun, ahlaki konu, hukuki konu ne olursa olsun, bizim temel değerlerimizle çelişirse o kişiyi alırız, kapının önüne koyarız. Asla. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz rüşvetçiden büyükelçi atamayız. Biz taciz olayında bir seferden bir şey olmaz diyeni partinin içinde tutmayız. Hele hele bakan koltuğunda hiç tutmayız. Bunlar ne yaptılar? Gündemi değiştirmek istiyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Ya bu ülkede yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor ya. Yatağa aç giriyor. Günde 39 lira verdiğiniz adam var ya. Günde 39 lira. Al 4 çocuklu aileni, 5 çocuklu aileni geçindir diye. İşsiz kalan milyonlar var.
Bunlarla ilgili bir şey söylüyorlar mı? Ahlakı arıyorsan buradan arayacaksın. Adaleti arıyorsan buradan arayacaksın. 18 yıldır ya beslenmedikleri alan kalmadı. Havuz medyasının gazetelerinin tamamının tirajları yanlış. Tamamı. Devleti soyuyorlar onlar. Bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay'a söyledim. Bakın dedim, ihbarsa ihbar ediyorum. 100 bin satıyormuş. 300 bin satıyormuş. Tamamı sahte. Tamamı. Kime satıyorlar bu gazeteleri? Yok öyle bir şey. Basın ilan kurumundan yüksek paralar alacaklar. Oradan beslenecekler. Niye oradan besleniyorlar? Devleti soyanlar bize ders vermeye kalkmasınlar. Devleti soyanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasınlar. Devletten beslenenler, devletin gelirlerini hortumlayanlar bize ahlak dersi veremezler. Ha bunu istiyorlarsa, cesaret ediyorlarsa bunu kendi gazetelerinde yazsınlar. Peki gündemi değiştirmek istiyorlar diyorsunuz. Gerçek gündemin ekonomi olduğunu söylüyorsunuz ve şu anda çok önemli bir tartışma var. Her sene sonunda yaşanan asgari ücret. O konuda sizin bir çıkışınız oldu. Rakam da telaffuz ettiniz. Umutlu musunuz? Sizin söylediğiniz rakamlara gelinebilir mi? Yoksa nasıl bir şey olacak? Şöyle bir sefer umudum şu. Üç konfederasyon birleşti. Yani Türk İş, Hak İş ve DİSK asgari ücret konusunda bir araya geldiler. Bu güzel bir olay. Yani parçalanma olmadı burada. Dolayısıyla üçünün bir araya gelip asgari ücret konusunda belli bir rakam belirlemeleri ve bunu gidip iktidarla görüşmeleri son derece değerli. Ağır yük kime düşüyor? Türk İş'e düşüyor. Tabii ben 3100 lira, en az 3100 lira olmalıdır dedim. Daha önceki rakamları aldım. Dolar kurunu arkadaşlar hesapladılar ve onun üzerinden en az 3100 lira olması gerektiğini söyledik. 3100 lira ama aynı zamanda vergiden istisna olması lazım. Bakın asgari ücret her arttıkça esnafın yanında çalışan işçinin vergi yükü esnafın sırtına biniyor. Biz esnafı koruyoruz. Esnafın daha fazla işçi çalıştırmasını istiyoruz. Sanayicinin, KOBİ'cinin daha fazla işçi çalıştırmasını istiyoruz. Dolayısıyla onun vergi yükü binmemeli, onun vergi yükü kaldırılmalı, asgari ücret üzerinden vergi yükü kaldırılmalı ve vergisiz ödenmeli. Adı üstünde asgari ücret. Ya en düşük ücretten nasıl vergi alınır ya? Vergi mi alınır Allah aşkına asgari ücretten? Yandaşlardan almıyorsun. Arka arkaya Afganları çıkarıyorsun. Paraları götürüyorsun. Peki asgari ücretin günahı ne? Neden hem az para veriyorsun hem vergi alıyorsun? 3100 lira ödenmeli. Bu asgari ücret gelir vergisinden muaf tutulmalı. Dolayısıyla biz o zaman anlarız ki gerçek anlamda hükümet emekçinin yanında, alın terinin yanında, üretenin yanında, çalışanın yanında ve sendikalarda mutlu olurlar. Dolayısıyla benim söylediklerim bir anlamda belli açılardan sendikacıların da söyledikleridir. Kemal Bey, son olarak artık toparlayalım. Şimdi 31 Mart gecesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Türkiye ittifakından bahsetti. Daha sonra Devlet Bahçeli bir vurgu yaptı Cumhur İttifakı'na ve Erdoğan da sonra toparladı. Ama o zamandan itibaren hani vardır ya gözünden silah patlar filmlerde gibi. Evet. Türkiye İttifakı meselesi hep bir şekilde bir gündeme geliyor. Ben şahsen önemsiyorum. Geçen bizde Sevilay Çelenk de benzer bir yorum yaptı Medyascope'da. Biliyorsunuz Sevilay atılan Barış Akademisyenlerinden profesör. Evet. Erdoğan sanki güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da parlamenter sistem noktasına gelebilir. Böyle bir ihtimal olabilir. Kimileri asla olmaz diye düşünüyor ama. Böyle bir ihtimal durumunda siz bütün yaşananları bir kenara bırakıp böyle bir tartışmanın içerisine girer misiniz? Ruşen Bey, az önce söyledim, bizim temel hedefimiz Türkiye'dir. Türkiye'nin çıkarlarıdır. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem, yani eski sistem değil, darbe hukukundan arınmış, altını özenle çiziyorum, darbecilerin getirdiği
OHAL dönemlerinde de tahkim edilen insan haklarına aykırı, demokrasiye aykırı düzenlemelerden tümüyle arınmış bir uygulama gelirse, güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa niye karşı çıkalım ki? Zaten söylediğimiz o. Biz belli kişilerden, belli kurumlardan intikam almak, onları köşeye sıkıştırmak, onları yok etmek öyle bir düşüncemiz yok. Bizim düşüncemiz şu: bu ülkede 83 milyon yaşıyoruz, huzur içinde yaşayalım. Birlikte yaşayalım. Herkesin karnı doysun. Herkesin keyfi yerinde olsun. Sinemaları, tiyatroları, meydanları, alanları bayram havasına dönsün. Kimse kimseyle kavga etmesin. Eğer bunları vaat eder, biz bunları yapmak istiyoruz, bizim ülkemizde tek adam, otoriter rejim, baskı rejimi bunlar olmasın, demokrasi olsun diyorlarsa başımızın üstüne. Burada ama çok ciddi bir güven meselesi yok mu? Çünkü çok kutuplaşmış bir ülkedeyiz ve insanlar güvenmiyorlar birçok konuda. Mesela rakamlara güvenmiyorlar. Bugün TÜİK'in işsizlik rakamına da güvenmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı vaka sayısı açıklamasına da güvenmiyoruz. Böyle bir olayda bu güven nasıl tesis edilecek? Ve sizin partiniz içerisinde de eminim birçok kişi asla böyle bir şey olmaz diyecektir. Şimdi bakınız, bu söylemde bulunan, yani Türkiye ittifakı, efendim işte Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi, efendim işte ekonomide, bürokraside liyakatin olması, yargının bağımsız olması, bunları söylemek yetmez. Bunları söylediği zaman biz, oh ne güzel, ah söyledin hemen yarın sabah olacak. Yok öyle bir şey. Bunlar tek tek yazılacak, tek tek yazılacak, tek tek taahhüt edilecek, tek tek takvimlendirilecek. Şu tarihte şu, şu tarihte şu, şu tarihte şu olursa destek veririz, niye vermeyelim? Yani şimdi asgari ücret 3100 lira oldu, iktidar yaptı diye biz karşı mı çıkacağız? Hayır. Keşke yapsa. Biz de destek vereceğiz. Bravo, iyi ki yaptın diyeceğiz. Yatırım için destek verse, bravo, iyi ki yaptın diyeceğiz. Bizim buradan bir tereddütümüz yok. Ama ben şunu gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın bu söylemleri yaptırımlar öncesi dillendirilen söylemlerdir. Yaptırımlar olmadığı takdirde Erdoğan eski şeyine dönüyor. Yani eski yaptırım derken Avrupa Birliği ve ABD yaptırım. Efendim bizim yönümüz Avrupa Birliği'dir diye söylendi. Niçin? Aman ne olursunuz ya bize yaptırım falan uygulamayın diye. Bakın çifte standart, çifte standart, yani zamana ve ortama göre çifte standart uygulamak devletlerin saygınlığına gölge düşürür ve sonra sizin söylemlerinizin güvenli olmadığı ortaya çıkar. Sizin zamana göre, zemine göre konuştuğunuz, dolayısıyla belli bir konuda gerçekten kararlı olmadığınız algısını dünyaya yayar ve pekiştirir. Erdoğan'ın geldiği nokta budur. Dolayısıyla Erdoğan bunu söyledi diye biz hep beraber o bravo falan filan, yok öyle bir şey. Bunu söyleyen kişi parlamentoya getirecek. Yargı bağımsızlığı getirecek hemen. Yargı bağımsızlığı şudur diye. Aslında Ruşen Bey, olay hukuk olayı olmaktan çok daha ötede bir uygulama olayı. Az önce söyledim. Tutuksuz yargılama esastır. Kim söylüyor? Ceza kanunu söylüyor. Bu kanun uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Anayasa 138. madde. Hiç kimse makam falan filan falan efendim yargıya talimat veremez. Diyor mu? Diyor. Anayasa diyor mu? Talimat veriliyor mu? Talimat veriliyor. Bırakırsanız başına gelecek belaları düşün deniyor mu örtülü? Deniyor. Hakim korkudan bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Saraydan bekliyor mu talimatı? Saraydan bekliyor. Kimin üzerinden? Erdoğan'ın avukatları üzerinden bekliyor. Bunları yaparsan bir de ayrıca seni ödüllendireceğim diyor. Biz bunları biliyor muyuz? Bunları biliyoruz. Efendim? Ama Ruşen Bey bir şey söyleyeyim. Tabii. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Biz bunların tamamını yapacağız. Tamamını. Dostlarımızla beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Bu ülkeyi seven, demokrasiden yana olan çok sayıda kişi var. Değişik partilerde kişiler var. Ve biz bunun tamamını yapacağız. Ve göreceksiniz Ruşen Bey. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Sandıkta demokrasiden yana olanlar birleştiği zaman
Türkiye'nin pozisyonu çok değişecek. Bütün dünya, bütün Orta Doğu görecek Türkiye'de demokrasinin nasıl demokratik kurallar içerisinde yeniden inşa edildiğini görecek. Cumhuriyetin nasıl demokrasiyle taşlandırıldığını görecek. Bu mücadelenin ne kadar kutsal ve ne kadar doğru bir mücadele olduğunu görecek. Biz aslında bunu gerçekleştirdiğimizde Ruşen Bey, dünya siyaset tarihine çok önemli bir katkıda bulunacağız. Dünya siyaset tarihine. Dünya siyaset tarihinde otoriter bir rejimin demokratik yollarla ve yöntemlerle bütün baskılara rağmen nasıl kazanıldığını, nasıl oluşturulduğunu görecek. Biz bunu yapacağız. Evet, burada bitirelim diyeceğim ama sormak istediğim bir soru var. Onu da sorayım. Devlet Bahçeli ile birlikte hareket ettiniz, ittifak yaptınız, ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlediniz ve şu anda Devlet Bahçeli, MHP lideri, partinize ve sizin şahsınıza yönelik belki de Erdoğan'dan ve AKP'den daha fazla bir hedef alıyor, saldırıyor. Kişisel olarak soruyorum, bu sizi rencide edici bir durum var mı, yoksa bu nedir, bu da telafi edilir mi yarın öbür gün? Hayır, Bahçeli'nin üstlendiği, yani Cumhur İttifakı içinde onun üstlendiği rol o. Beni gülümsetiyor okurken, gülümsüyorum. Evet Kemal Bey, çok sağ olun. Çok güzel bir yayın oldu. Bir saati doldurduk neredeyse, 55-56 dakika olmuş. Çok sağ olun. Bir dahaki sefere İstanbul'da stüdyomuzda, yeni stüdyomuzda sizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Geldiğimde herhalde bir kahve ısmarlarsınız. Kesinlikle, kesinlikle. Güzel. Tabii, güzel. Beraber içeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden sorularımızı yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. İyi günler.